Gelini geldiğinde sanki kuma gelmiş gibi hisseden kayınvalidelere rastlıyoruz. Evet, evet. Ne yazık ki o senin kuman değil. O senin evladının eşi. Eşimin ailesi kışın gelip birkaç ay bizde kalıyor. Hı. Evimiz 1+1. Hiçbir mahremiyet alanımız kalmadı. Rahatça yatak odasına dalabiliyor. Gelmeyeyim de diyemiyorum. Ne yapmalıyım? Kayınvalidemde evin anahtarı var. İstedi. Vermiyoruz diyemedik. Eve geldiğinde kendi evi gibi yemek yapıyor. Temizlik yapıyor. Eşyaların yerini değiştirip çekmeceleri düzenliyor. En son tüm salonu değiştirmiş, koltukları istemediğim yerlere koymuş. Öyle kayınvalideler biliyoruz ki ben ona kıyamadım. Ya. Hiçbir şeyler yaptırmadım. Nasıl yaptırıyor? Vallahi dayanamıyorum dedi. O kişinin yaptığı aslında yaptığı kişiyi bağlamıyor. O kişinin ne kadar zor durumda olduğunu, evet, ne kadar üzücü bir durumda olduğunu, yardıma ihtiyacı olduğunu, sevgiye ihtiyacı olduğunu yansıtıyor aslında. Evet. Beni görün diyor. Evet. Bir şekilde farklı problemler yaratarak onun da ilgilenilmesini istiyor. Başkalarını eksilterek kendisini tamamlanacağını zanneden insanlar bunlar. Evet. Önce aile olabilmişler mi? Aile olabilmek nedir? Beraber ortak karar verebilmektir. Evet. Evet. Sen çocukların hakkını öyle harbi parmağına salıyorsan bu bir ergen çocuk hareketidir. Bu ne babadır ne eştir yani. Ben sosyal medyada sizin bana konuk olacağınızı paylaştım takipçilerimle. Evet. Ve dedim ki hani sorularınız varsa onları bana sorun, yazın. Tabii. Ben de onları kendilerine sorayım bakalım. ne tarz sorular gelmiş? Sizin de cevaplarınızı merakla bekliyorum. Birazını aslında konuştuk da birazcık değindik. Ama gerçekten bazen benim de çok okurken şaşırdığım şeyler oldu. Bazılarını almadım tabii yani birazcık da bir şey filtreden geçirdim. Evet. Ama ne kadar insan varsa o kadar da ilişki problemi var. Dolayısıyla olan şeyler bunlar yok diyemiyoruz. Hangisinden başlasam? Kayınvalidem ayrı evlerde yaşıyor olmamıza rağmen hala uzaktan evi yönetmeye çalışıyor. Beni bir yetişkin olarak kabul etmeyip kararlarıma saygı duymuyor. Karşı geldiğinde çatışıyoruz. Nasıl orta yolu bulabilirim? Eşim ilk başlarda ona hak veriyordu ancak beni desteklemesine rağmen annesine karşı gelemiyor. Ne yapmalıyız? Şimdi burada gelinin başta dediğimiz gibi annesini, yani eşini annesini hiç kötülemeyecek. Hiçbir şekilde laf etmeyecek. Bir de en önemlisi kendi annesiyle de bunu paylaşmayacak. Yani burada dünürlerin ilişkisini etkileyen ve kendi çekirdek ailesinde etkileyen ciddi problemlere yol açabilir. Görünmek isteyen bağımlı bir kayınvalide görüyoruz orada. Aslında o bir yetişkin olabilir, 50-60, 70 neyse yaşında olabilir ama o bir küçük çocuk. Onu bir küçük çocuk gibi görebilirsiniz. Zamanında onaylanmamış, takdir edilmemiş, belli başlı duygularını belki eşinde alamamış, oğluna mal etmiş ve elinden oyuncağını nasıl alınmış bir çocuk gibi. Erkeği gitmiş yani oğlu gitmiş. Çoğunlukla da öyle hissediyor. Çoğunlukla öyle hisseden maalesef. İşte burada da kendi bireysel olarak kendini gerçekleştirebilmiş insanlar ne kadar toplumda yetişirse kayınvalide olsun, elti olsun, görümce olsun fark etmez. Hiçbir problem kalmayacak. Yani onun sadece hayatı o çocuk değil. Onun kendi bir hayat amacı var. Kendini geliştireceği bir özel alanı var. Bunlar olduktan sonra bu problemler olmaz. Kötülemeyecek kayınvalidesini, eşine kötülemeyecek. Bu üslupta işte ben diliyle, ben çok alınıyorum, kırılıyorum, güceniyorum, hiç yakıştıramıyorum gibi bu sihirli Yakup formülünü uygulayabilir. Gerekirse psikolojik destek alabilir. Gerçekten kolay değildir. Belki narsistik özelliklere de sahiptir bu kayınvalide. Ancak şu da var. Benim, burada objektif bir şekilde, benim rolüm ne bu iletişimde? Kendimizi suçlamadan, ben buna sebebiyet verir olabilir miyim? Burada kendimi sorgulama kısmı çok önemli. Bu ilişkiyi nasıl kurtarabilirim? Sağlıklı bir yola çıkabilirim? Torunların babaannesiyle olan ilişkisine kadar etkileyen bir durum çünkü bu. Bu yönüyle çok ciddi bir mesele. O yüzden orada bir aile dinamiklerini de iyi gözlemlemek lazım. Yaşanan problemleri objektif, hani dışarıdan izlemek dedik ya, onu izlenmesi gereken bir durum. Peki kitapta bu tarz örnekler veriyor musunuz? Kitabı tekrar böyle bir göstereyim. Gelin Kaynana Devrimi diye sevgili dostlar bakın almak isterseniz yeni çıktı Destek Yayınları'ndan. Kitapta örnekler, vaka örnekleri var. Şöyle gelinin geline, kayınvalidenin kayınvalideleri önerileri var zaten. Orası gerçekten altın niseliğinde. Bu tarz örneklere de yer verdik. Okurlarsa
muhteşem olur. Kendini yapacakları en güzel yatırım. Şahane. Ben bir şey demek istiyorum şimdi kayınvalidelerle ilgili. Şunu kabul etsinler öncelikle. Evlendikten sonra artık erkeğin önceliği eşidir. Kadının önceliği de eşidir. Yani genç artık onlar bir aileler. Onlar evet. İlk öncelik kime verdiklerine dikkat edilecek. Buradaki sıra bozulduğunda o evlilikte sıkıntılar çıkar. Yani çocukları yetiştirirken babasından alamadığı o güven ve tatmin duygusunu eşinden de alamadığında erteliyor. Çocuğuna o kadar bağımlı oluyor ki sanki daha sonra tahsil edilmek üzere ona yatırım yapıyor. Ve gelini geldiğinde sanki kuma gelmiş gibi hisseden kayınvalidelere rastlıyoruz. Evet, evet. Ne yazık ki o senin kuman değil. O senin evladının eşi. Zaten senin okul var da işin yok sevgili kayınvalide. Sen neredesin? Sen annesin. Alternatif olmayan bir yerdesin zaten. Bırak onlar da kendi yuvalarını kursunlar, kendi sorumluluklarını alsınlar. Orada beni görün, işte beni fark edin gibi o hareketlerdir. Ne demek dışarıdan idare etmeye çalışmak? Yanlış olabilir, yıkılabilir, eksik olabilir. Bazen belki düzgün yemek yemeyebilirler. Tost yapsınlar, sandviç yapsınlar, yumurta kırsınlar. İşte oğlumu güzel besleyemiyor diyor mesela. Hiç iyi bakamıyor. Hiç iyi bakamıyor. Doğru düzgün yemek yapmayı da bilmiyor. Zaten öyle gelmişti. Yemek yapmayı da bilmiyordu. Öğrenmedi de oğlum iki tane kuru köfte yiyor bilmem ne diyor. Yesin. O onun eşi. Yani orada yemekle kimse acından ölmez bir kere. Bu bir süreçtir. Öncesinde hiçbir şey bilmeyen insanların neler neler yaptığına şahit oluyoruz. Bir de önemli olan o değil. Orada yemeğin ne olduğu da yemeği kiminle ve hangi duyguyla yediğin önemli. Huzurda, gözlerin içine bakarak o kuru ekmeği yumurta yabanıp yiyorsa ne mutlu. Bırak yesinler. Yani senin nereden niye derdin oluyor ki? Anneliğin dursun artık, o bir yetişkin. Geçen Nurveren'in programında anlattığında ben de dehşete kapıldım. Tam diyor çayı koyacaktım. Elini kapattı. Dur, sen onun nasıl demle içtiğini bilemez. Ya bırak ya, açık koysun. Kapalı koysun. Öğrensin. Yarın elinden zehir olsa içilir. Onu bir yaşasın. Evet. Ya da o en güzelliği. Fazla ya hayatım biraz koyu olmuş. Biraz açalım mı der. Açıksa da biraz daha dem koy der. O bir şekilde kendisi öğrenir. Şöyle, kayınvalide bir kere o evin yönetiminde değil. O bu kesin, net bir çizgi. Lütfen o çizgide bir kalsın. Oranın finans yönetiminden de sorumlu değil. Bunlara çok karışılıyor. İşte ekonomik olarak diyor ki ya işte har vurup harman savuruyor. İşte orada burada görüyorum. Bunun evi yok mu? Doğum günlerinde şuralarda buralarda. O senin haddin değil. Zaten her şeyi bizde gördü. Kayınvalidelerin çok kullandığı bir laf. Annesinden zaten öğrenip gelmemişti. Biz her şeyi öğrettik. Hiçbir şey bilmiyordu. Bunlar da çok kullanılan cümleler. Bunlar çirkin cümleler. Herkes evinden getirip geldiği güzelliklerle de geldi. Yanlışlıklar. Biz de baştan aşağı bütün değiliz. Tabii. Yani sevgili kayınvalideler, eğer iyi geçirmek istiyorlarsa ne yapsınlar? Ya bu ekonomik durumları bırakın onlar. Çözsünler. Güzel bir şey görmüşsek üstünde ay güle güle pek yakışmıştı. Ne? Maşallah bu arada yani bir giydiğini bir daha giymiyorsun kızım, ne olacak yani, işte gençken toplanıyor. Ya senin derdin değil, senin kolun değil. Şimdi diyorlar kayıma öyle yapıyoruz ama bir türlü bunlar da iki yakası bir araya gelmiyor. Şimdi sen öyle yapıyorsun, nasıl bir sonuç aldın? Tam tersi sonuç alırsın. Daha fazla harcamak ister. Çünkü insan psikolojisi böyledir. O onların hayatı. Burası senin hayatın. Ve o kullanılan cümle de hiç unutulmuyor hayat boyu. Doğru. Gelin 70 yaşına da gelse hep anlatır kayınvalidenin o kullandığı cümleleri. Hep anlatır. Doğru. Diğer soruma geçiyorum izninizle. Diyor ki efendim bir takipçim, eşimin ailesi kışın gelip birkaç ay bizde kalıyor. Evimiz 1+1, hiçbir mahremiyet alanımız kalmadı. Rahatça yatak odasına dalabiliyor. Gelmeyin de diyemiyorum, ne yapmalıyım? 1+1 eve niye gidiyorsunuz? Bu çok tehlikeli, çok sıkıntılı. Evet. Zaten iki kişi orada hani zor yaşıyorken bir de üstüne kayınvalide ve kayınpederin gelmesi. Evet, bu cinselliğin bittiği noktada eşlerin bir araya iletişim şekli bir kere bozulur net bir şekilde. Bizim hormonal olarak ihtiyaçlarımızın kadın erkek ihtiyaçlarının olduğu gibi bir de sevgi ihtiyaçları var. Sadece bir fiziksel ihtiyaç değildir cinsellik. Eşlerin birbirini arzulaması, birbirlerine karşı bu yükselmeleri, sevmek, sarılmak, bu duygularla da aslında bir araya gelinir. Bunlar yaşanmadığında çok ciddi problemler ortaya çıkar.
işte senin annen, bu gelinlerin söylediği bu cümleler, işte sen de benim anneme şöyle davran, böyle konudan tamamen olay sapar. Burada aslında cinselliğin bittiği bir noktaya, mahremiyetin kalmadığı bir ev ortamının yaşanmasına neden olur. Bunu biz hiç tasvip etmiyoruz. Mümkünse şartlar sağlanıp ayrı bir yere çıkılmalı. Burada yani büyüklerin artık geliyorlarsa, büyükler gerçekten her sene geliyormuş yazdığına göre. Şimdi bir kere her kabul edilmiş o. Evet. Hayır dememek, evet. Şimdi burada hayır çizgisini koymamak, evladın baştan kendisine, burada kırılacak, gücenecek bir şey yok. Bu evliliği bitirir. Bu hiç kabul edilebilecek bir şey değil. Bu aylarca kalmak. Evlilikte her zaman her şey düzgün gitmeyebilir. Bu çatışma hakkı, kavga etme hakkı, birbirini trip atma hakkı vardır. Ve evin o kadar küçük bir evde, yani kılık kıyafetinizi, banyonuzu, yani bunların banyo, hepsi, evet, bunlar çok sıkıntılı. Yani. Böyle bir şey çocuklara yapacağımız en büyük eziyettir. Evet. Evet. Herkes kendi evinde otursun lütfen. Sevgili kayınvalideler ve kayınpederler, bu çocuklarımıza eziyet etmektir. Sadece gelinimize değil, oğlumuza eziyettir. Evet. Onun evet mutluluğundan ve zamanından, o güzel anlarından çalmaktır. Çalmak ve kul hakkıdır. Evet, evet, çok önemli. O yüzden lütfen bu tarz şeylere dikkat edelim. Bir diğer soru, ben her soruda dediğim gibi çok şaşırdım ve ilgiyle cevaplarınızı bekliyorum. Kayınvalidemde evin anahtarı var. İstedi, vermedi, vermiyoruz diyemedik. Eve geldiğinde kendi evi gibi yemek yapıyor, temizlik yapıyor, eşyaları yerini değiştirip çekmeceleri düzenliyor. En son tüm salonu değiştirmiş, koltukları istemediğim yerlere koymuş. Bunu yapmasını istemediğimi söylediğimde de tartıştık. 6 aydır gelip gitmiyor, ne yapabiliriz? Bu kabul edilecek zaten bir durum değil. Burada bizim iletişim şeklimiz çok önemli. Yani biz onu işte bağırıp çağırıp, işte cingar koparıp, bir daha hiç görüşemeyecek noktaya gelmeden bir yerlerde onunla bağ kurmamız gerekir. Ama hayır demenin bir sürü şekli var. Nasıl hayır dediğimiz çok önemli. Kayınvalide orada gerçekten kendini hak görüyor. Orada oğlunun evinin kendi evi olduğunu zannediyor. Zaten orada bir bağımlı bir kayınvalideden bahsediyoruz burada. Oğluyla ayrışamamış. Oğlunun bir eşi olduğunu da kabul etmiyor zaten. Hala hani o annelik ve kadınlık kulvarı ayrı. Orada bir ciddi sorunlar var. Burada artık benim söylemem belki gelin olarak itici olabilir ama kayınvalidemin, hani kayınvalidelere seslenmesi daha şey olur diye düşünüyorum. Ne yapsın kayınvalideler? Nasıl hareket etsinler? Ya dayanamıyor, gitmek, yardımcı olmak istiyor kayınvalide. Gelinim çalışıyor diyor. Ben de o işteyken temizliğini yapayım ki diyor. Hani yemeğini hazırlayayım, geldiğinde hazır bulsun. Şimdi onları da anlayabiliyorum. Ama bu tarafta sanki gelinin alanına giriyormuş gibi. Kesinlikle gelinin alanına giriyor. Bir de sevgili kayınvalide, senden yardım istenmeyince yaptığın yardım yardım değildir. Bir de anahtar her ne olursa olsun. Şimdilerde böyle anahtar olduğu gibi, şimdi parmak iziyle olan anahtarlar var ya. Böyle bir vakamız var bizim. Şimdi kayınvalide demiş ki ya ben de o zaman demiş hani parmak izimi vereyim, ben de gireyim. Hatta görünce diyor ki ben de vereyim. Hani ben de diyor gireyim. Ya bu nedir ya Allah aşkına? Ev demek ne demektir? Ev demek biz demektir. Sınır demektir. Mahrem demektir. Böyle bir hak kimseye verilmez. Yani bu her ne özeliniz olursa olsun, ne dedik? Önce eş, öncelik eşler birbirleri. Ya o zaman öteki anne de ister. Burası yol geçen hanı değil, burası evdir yani. Evi ev yapan nedir? Mahrem olması. Aynen öyle. Bir çatı olması. Onu atlamayalım. Böyle bir hakka sahip değil. İstediği kadar evi temizlesin, çekmecede. Bırakın dağınık kalsın Allah aşkına. Yemeksiz kalsınlar, bir şey olmaz. Onlar birilerini koruyarak biz olmayı böyle öğrenecekler. Birbirlerini tamamlayacaklar. Biraz pasaklı oluversin evleri, ne olur ki? Biraz birikiversin işler. Yani onların bitirmesi, tertemiz olması değildir ki evliliği hafta düzgün götüren. Hafta sonu yapar, en kötü çalışmadığı günlerde yapar gelin. O onun sorumluluğu olur. Değil zaten. Değil zaten, onun alanı değil. Pasaklı çünkü da kalabilir yani. Biz onunla alakalı da bir şey yazmıştık. Kitapta var mı? Evet var. Kayınvalide geliyor eve ve çok pasaklı, son derece evi dağınık görüyor. Hatta oğlunu bulaşık yıkarken hani o anda öyle bir manzarayla karşılaşıyor. Lütfen okusunlar. Evet ya, onları merak ediyorum. Bunu merak ettirelim. Bu sefer şey mi diyorlar acaba? Ay bu kız benim oğluma bulaşık da yıkattırıyor. Tabii tabii, aynen. Yerleri de sildiriyor. Harikasınız. Ama ya artık hayat müşterek sevgili dostlar.
Yani oğullarınızla o kadar şey yapmayın yani, ya. Paşa paşa oğlum demeyin evet. artık. Çünkü aynı evi iki kişi pisletiyor. Dolayısıyla evet. iki kişi tabii ki ya, temizleyecek yani. Öyle kayınvalideler biliyoruz ki ben ona kıyamadım. Ya. Hiçbir şeyler yaptırmadım. Nasıl yaptırıyor? Vallahi dayanamıyorum diyor. Diyor ki, dayanıyorum ben, böyle bir şey yok. Evet, o sen evet. onun annesin, o eşi. Evet. O her şeyin önünde. Evet, o evet. eşi onun. Aynen öyle. Ve nasıl anlaşıyorlarsa öyle anlaşıyor. Bırak lütfen, bırak ya yakasını. Evet, evet. Öyle daha güzel. Bir diğer sorum efendim, eltilerle alakalı bu sefer. Ben sormuyorum, takipçilerim sordu, onları iletiyorum sizlere. Eltim tam bir mikser, Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay gibi. Kayınvalidemle aramı bozup sanki o hiçbir şey yapmamış gibi davranıyor. Hmm. Ağzımdan çıkan sözleri çarpıtarak yansıtıyor. Hatta bazen hiç söylemediğim sözleri ben söylemişim gibi anlatıyor. Eltimle mücadele etmekten yoruldum. Önünü alamıyorum. Kayınvalidem aslında iyi niyetli ama onun niyetini anlayamıyor. Yani kayınvalidesi iyiymiş aslında. İfade edemiyor. Ama iyi olduğu için de onun söylediği doğru zannediyor anladığım kadarıyla. Ve elti burada bir takım işte böyle karışıklıklara sebebiyet veriyor. Böyle durumlarda eltiler nasıl hareket etsin? Ya da eltiye karşı gelin nasıl önlem alsın? İlişki nasıl olmalı orada? Ya şimdi bazı karakterleri değiştiremiyoruz, dönüştüremiyoruz. Çok yorulur anne bunun karşısında. Bir konuşmayı denesin öncelikle. Annesine anlatmayı denesin ki ben böyle bir durumlar yaşadık ama işin aslı böyleydi. Anneciğim sen bilirsin yani, ben kendimi inandırmak için daha fazla uğraş vermek istemem ama bilin istedim. Yine de siz bilirsiniz. Ya elçiyle de şunu yani, beni üzüyor bazı tavırlarım ve davranışlarım. Bazen sözlerimin, ifade şeklimin iyi niyetini sen çok farklı da anlayabiliyorsun. Eğer böyle bir şey olsa istersen ilk gel bana. Yoksa yani bu şekilde bir ilişkimiz hem sana hem bütün aileye de zarar verir. Hani bir müddet sonra sıkıntı olur diye burada bir ona ayna tutmak gerekir. Şimdi biz 5 evliyi aynı apartmanda yaşayan, bir de kayınvalide yaşayan bir düzendeydik. Bir sürü de sorunlarımız oldu. Yani çocuklardan çıkıyordu, bu kıyaslamadan çıkıyordu, yemek yerken şundan bundan. Şöyle bir şey vardı ama iyi niyet çok önemli. Yani hele hele bir yaratan tarafından yaratıldığınıza inanıyorsanız ne söylediğiniz söz yanınıza kalır, ne yaptığınız davranış yanınıza kalır. Yani niyetiniz ya da yanınıza kalır. Lütfen burada kendimize önce bir sahip çıkmayı bilelim. Bizim birbirimizle... Döner dolaşır değil mi? Bizi bulur. Kesinlikle. Her doğru. Kötü niyet de kişinin bumerang yasasıdır evet, bu. Evet. Döner dolaşır insanın kendisine çarpar. Bizim evliliğim, bizim hayatımızda eltilerle olan o ilişkimiz de şöyleydi. Birbirimizle kim birbiriyle bir sıkıntı yaşıyorsa diğeri ona şey yapardı, bir alan açardı. Yani rehber. Rehber olurdu. Mesela benim canım sıkkın eltimin biriyle, diğeri der ki Fazlet aslında ya o kötü değildir. Biliyorsun ya bazen haddi aşan söz söyleyebiliyor ya da sinirine hakim olamayabiliyor ama bak şöyle de güzel bir yanı vardı. Bak şurada da şöyle yapmıştı. O zaman bir içinde böyle bir insani duygu oluyor. Yani bizler robot değiliz. Yani duygulara sahibiz. Ama çocukluğundan kaynaklı karakterinde o dinmeyen sızısını, acısını, kırıp dökülmüş ilişkilerin çocuğu olarak böyle yansıtan, hani dediğiniz gibi Nilay tarzı eltiler de kendi başına gelecekleri beklesin diyeyim ben. Ya birazcık ben şöyle düşünüyorum. İnsan kendisine, işte dediğinizde geçmişte ne öğreniyorsa, o kişinin yaptığı, aslında yaptığı kişiyi bağlamıyor. O kişinin ne kadar zor durumda olduğunu, ne kadar üzücü bir durumda olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu, sevgiye ihtiyacı olduğunu yansıtıyor aslında. Beni görün diyor. Bir şekilde farklı problemler yaratarak onunla ilgilenilmesini istiyor diye işte görüyorum. Şöyle tam o kadar güzel ifade ettiniz ki. Şimdi burada eksik bir yanı var ya, onun eksik. Başkalarını eksilterek kendisinin tamamlanacağını zanneden insanlar bunlar. Oysa ki kimseyi eksilterek tamamlayamazsınız kendinizi. Kendinizi tamamlamanız için bir başkasını, daha güzel yanlarını onurlandırmanız, takdir etmeniz gerekir ki siz tamamlanabilirsiniz. Buradaki işlem ve denklem çok yanlış kurulduğunda daha sonrası daha depresif, daha içinden çıkılamayacak hallere getirebiliyor insanı. Bilmem mesajımızı verebildik mi sevgili eltiler? Efendim son soruma geliyorum. Eşim sonunu hiç düşünmeden fütursuzca para harcıyor. Bazen faturalarımızı bile ödeyemeyecek duruma geliyoruz. Öyle ki dolap tam takır oluyor. Çocuklara istediklerini alamıyorum. Ailesi durumu bilmesine rağmen kesinlikle bize destek olmuyor. Eşime karşı nasıl, ailesine karşı nasıl davranmalıyım?
Evet, şimdi herkes kendi hayatının kahramanı. Siz bir çekirdek yuva kurmuşsunuz, çocuklarınız var, belli bir düzeniniz var. Kimseden bir yardım beklemeden, burada bir kurtarıcı arıyor bunu diyen, soran hanımefendi. Onu sezdim. Bir kurtarıcı gelecek, onu sihirli değnek eline verecek ve oradan çekip çıkaracak. Öncelikle kendi hayatımızın kahramanı kendimiziz. Biz elimizdekilerle ne yapabiliriz? Ben bir şey yapabilir miyim? Ama bir hayatın matematiği de vardır. Çok fazla o erilliği alırsak evde, bu sefer o faturaları her zaman ben ödeyen. İşte yeri gelir bir mal mülk edinmede benim katkımın daha fazla olduğu durumlar olabilir. O dengeyi bozmadan da ben bir rol model olaraktan bir şeyler yapabilir miyim? Eşimiz de o iletişim dilinde, ya hayatım hani... bir bütçe yapalım mı beraber, ne gibi bu kazandığımız parayı yönetebiliriz gibi, böyle küçük küçük onu böyle düşündürücü sorularla, muhabbet ederekten, sohbet aralarında kullandığımız, her zaman dediğimiz gibi, üslubumuz çok önemli, çok kıymetli. Bu şekilde olabilir ama burada da işte o dengeyi sağlamak çok önemli. O erilliği her zaman o erkekte olduğunun mesajını verilmesi çok önemli. Kadın para kazansa da mutlaka erillik hep o para harcama kararı hep erkekte. Ama diyor ki parayı harman savuruyor. Orada bir bütçe yönetiminde ve bütçe planlanmasında belli ki bir sorunlar var. Orada bir kurtarıcı kimse beklemeyecek. Bakın, aileleri bu soruda katmıyoruz. Aileleri katmıyoruz burada. O kendi yaşadığı problemi kendi çözmeye çalışacak. Yani o bütçe olaraktan beraber, eşiyle beraber plan yapacaklar. Önce aile olabilmişler mi? Aile olabilmek nedir? Beraber ortak karar verebilmektir. Evet. Sen çocukların hakkını öyle har vur parmağı savuruyorsan, bu bir ergen çocuk hareketidir. Bu ne babadır ne eştir yani. Öncesinde nasıl bir evlilik olduğu bilmiyoruz. Yani nasıl bir seçim olduğu bilmiyoruz. Bir de diyor ki hanımefendi, onun ailesi de yardım etmiyor. Niye yardım etsin? Şeyden dolayı olabilir mi? Hani o adamı yetiştiren onlar çünkü. Hani şimdi beklenti var. Onlardan öğrendiği şekilde yaşıyor. Ya da belki bir örnek görmüş olabilir başkasında. Hani başkasının ailesi kendi oğluna... Çünkü görüyoruz, şimdi asgari ücretle geçiniyor kimi çiftler. Evet. Dolayısıyla anne baba destekliyor buradan. Bir kira geliri de onlara veriyor, bir maaş gibi. Belki o tarz örnekler gördüğü için de böyle bir olabilir. Şimdi beklenti olabilir ama evlenmeden önce her zaman diyoruz ki, maddiyat bir yana. Eşim nasıl bir ailede büyümüş? Hangi ortamda büyümüş? Belli başlı sorumlulukları almış mı? Bu işte ben kimim? Kendini tanımlayan ve nasıl bir profil istediğini bilen insanın evlilikleri aslında mutlu oluyor. Yani eşim de önemli değil, asgari ücretle geçiniyor olabilir ama o bütçeyle de bir şeyler yapabilen ya da kendi ayakları üzerinde basabilen, ekstra bir şeyleri arayan insanlar da var. Görüyoruz ya, bunlar zaten bir başarı hikayesi oluyor bir yerde. O sorumluluğu alabilmiş mi? Kendi hayatını kahraman olabilmiş mi? Kurban rolünde mi? Hep anne babası çünkü, ama bir misafir gibi yani, belli, biliyorsunuz ki belli yaştan sonra gidiyoruz. Orada o yüzden gittiğimiz ailenin, o nasıl bir ailede büyümüş, eşimiz nasıl bir ailede büyümüş, onu iyi gözlemlemeleri. Bunları yalnız evlilik öncesinde düşünmek gerekiyor. Bunlar çok daha başta aileler yapılacak konuşmalar. Öncelikle erkeğin rolünün ne olduğu, o çocukluğundan itibaren babasına gördüğü rol modelden alması gereken bir şey. O sorumluluğu alacak. Yani erkek bir güvendir. Erkek bu ekonomik kısmı öncelikle o sorumluluğundan, o üstlenendir. Şimdi tamam, kadın erkek de çalışıyor ama esasında bu sorumluluğun en büyük sorumluluğu sahibi erkektir. Şimdi şunları da görüyorsun. Erkek çalışıyor, kadın çalışıyor, eve geliyor, erkek uzanıyor, kadın daha da çalışmaya devam ediyor. İşte yemek, efendim evin şovu değil yani. Şimdi o zaman tamam, kariyerde yapalım, işte annelik de yaparım derken, bizler de yani süper kadınlar, süpermen değiliz. Yani buna da soyunmaya gerek yok. Erkekse, babaysa o evin sorumluluğunu öncelikle alacak. Kadın çalışırsa çalışır. Vallahi o kadar şahane bir sohbet oldu ki sevgili dostlar. Gelin Kaynana Devrimi kitabı yeni çıktı. Fırından taze taze, Destek yayınlarından. Konuklarım Doktor Fazilet Özer, Şeyma Nur Özer. İyi ki geldiniz, iyi ki konuştuk. Şu gelin kaynana mevzusunu bütün detaylarıyla ele almaya çalıştık. Tabii bu konu ne bir derya yani. Konuş konuş bitmez, benim de sorularım bitmez. İnşallah bir daha konuk alırım sizi. Daha da detaylarına gireriz. Umarım izleyicilerimiz içinde aydınlatıcı olmuştur. Ama daha detaylı bilgi istiyorsanız bakın, böyle örneklerle anlatmışlar. Hatta
Kitabın kapağına da bayıldım. Bir tarafta böyle latte, soğuk latte, bir tanesi de Türk kahvesi. Kayınvalide ve gelini temsil ediyor. Okumak isterseniz de bütün kitapçılardan, online alışveriş sitelerinden de tedarik edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sizler de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür çok onur olduk. Ben çok de. Sağ olun. Çok hoş, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler.